Ülke olarak aslında ilk defa bu kadar derin yoksulluk diye tabir ediliyor. İnsanların yatağa aç girdiği, çocukların okullarda açlıktan bayıldığı, insanların bir sefalet koşullarında yaşadığı ve buna bağlı olarak da ülkede her türlü fikir, ifade özgürlüğünün yasak olduğu, hiçbir bağımsız yargıdan söz edemediğimiz, Can Atalay meselesinde gördüğümüz gibi bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamın önemli sebeplerinden bir tanesi iktidarın Kürt sorunundaki çözümsüzlük üzerine bu soygun düzenini, talan düzenini, sermaye düzenini sürdürmek istemesidir. Bunun için bile bile yoksul çocukları ölüme gönderiyor. Bunun için bizim vergilerimiz bombaya, mermiye gidiyor. Bir de bunu kalkıp övünüyor. Bir mermi, bir bomba kaç lira biliyorsun diye. Biz bir kere her zaman sanatçılar barıştan yanadır. Çünkü barış hayat demektir. Savaş ölüm demektir. Yani bir ülkede savaş varsa ki bizim ülkemizde olduğu gibi her türlü çürüme de vardır. Nitekim görüyoruz işte. Mafyası da vardır, çetesi de vardır, uyuşturucu da vardır. Yani dolayısıyla hem bir çözüm bulunabilmesi için, demokratik barışçıl bir çözüm bulunabilmesi için Kürt sorununa bu deklarasyonu imzaladım ben. Arkadaşlar da emek verdiler. Şimdi barışçı çözüm dediğimiz şey, benim kendi görüşlerim bunlar. Kürt halkının ana dilinde yaşam, eğitim, bütün kamu hizmetlerini alması, dilinin yok, eşit yurttaşlık yani ve yerel demokrasi dediğimiz, aslında dünyanın birçok ülkesinde hiç böyle öldürme olmadan uygulanan, üstelik üniter devletlerinde uyguladığı, hiç kimsenin bölücülük addetmediği bir şey yüzünden bugün biz ülkede müthiş bir şey yaşıyoruz. Hem baskı yaşıyoruz hem de aslında iktidar istediği gibi eğip büktüğü terörle mücadele yasalarıyla aslında işçisini de rehin tutuyor. Yani greve giden işçisini de rehin tutuyor. Bütün halkı rehin tutuyor. Her an şeye atabilirim, hapse atabilirim şey. Yani dolayısıyla barış büyük bir ihtiyaç bu ülke için. Barış olmadan bu ülkenin güzel bir gün görmesine, demokrasinin bu ülkede yeşermesine imkan yok. Biz de sanatçılar olarak bunları vurgulamak istedik. Ve barışa ses olalım istedik. Diğer toplumsal kesimler gibi. Dünyanın birçok ülkesinde çok kanlı savaşlar, binlerce insanın ölümüne, on binlerce insanın ölümüne sebep olan savaşlar diyalog ve müzakere ile çözülmüş. Yani bunun yolu var. Bunun yolu yok diye bir şey yok. Dünyada sayısız örneği var. Yani bir kere önce toplum bunu anlamalı. Yani bu işin çözümü mümkün. Biz bu koşullarda yaşamaya, hani sonra çıkıp marifetmiş gibi sıvasız evlerin çocukları diyorlar ya, yani kimsenin ölmeyeceği ve öldürmeyeceği, yani oraya giden ölmeden döndüğü zaman ruh hastası olarak dönüyor. Bunun örneklerini de biliyoruz. Yani bu, ya dolayısıyla bunun mümkün olduğunu, barışın mümkün olduğunu, barışın şart olduğunu, herkesin bu konuda bir rol alması gerektiğini anlatmak istedik. Biz sanatçılar olarak böyle bir adım atıyoruz, barışa ses olalım diyoruz. Ama bu toplumda her kesim, ya bakın meclis bu sorunların çözüm yeridir, değil mi? Yani sonuçta meclis de yok edildi ama meclis bu sorunların çözülmüyordur. Barış için mücadele eden ve bunun bedelini kapatılarak, bütün yöneticileri şey yapılarak, işte Kobane davası, geçen gün ben de dinledim Figen Yüksekdağ'ın şeyde Sincan'da konuşmasını, cezalandırılan, barış istediği için cezalandırılan bir siyasi parti var. Bunlar şanstır. Yani bu ülkede Abdullah Öcalan diye bir liderin olması, bu Kürt halkının bu kadar benimsediği, bu liderin barış istiyor olması, böyle bir siyasi partinin barışçıl çözüm mümkün, ben rol alacağım, meclis rol alsın, bunlar şanstır. Bunun şeyi nedir biliyor musunuz? Bunun aksisi ölmek ve öldürmektir. Ölmek, öldürmek, yok olmak. Orada ormanı yakar, Cudi'de olduğu gibi. Burada insansızlaştırayım diye ağaç keser. Gider hayati kaynakları, altyapı tesislerini Kuzey Doğu Suriye'de bombalar. Biz buna razı değiliz.
bu politikalara ortak olmak istemiyoruz. Bütün toplumu da bu politikaların karşısında durmaya çağırıyoruz. Barış inşa edilir. Barış hak etmemiz lazım bizim.